Bu dersimizde yatırım ve tüketim kavramlarını karşılaştıracağız ve bu konuyu iki farklı bağlamda düşüneceğiz. İlk olarak gündelik alışkın olduğumuz bağlamda, ikinci olarak da ekonomi bağlamında değerlendireceğiz. Çünkü ekonomistler için bu iki kelimenin çok özel anlamları var. Bu kelimelerin ekonomistler tarafından neyi ifade etmek için kullanıldıklarını iyi anlamanız önemli. Çünkü bu kavramları gayri safi yurt içi hasılanın nereden geldiğini anlamak için de kullanacağız. Buraya bir çizgi çekelim. Çizginin üst tarafına bu kavramların gündelik kullanımlarını yazalım. Çizginin altındaki kısma ise ekonomik bağlamdaki kullanımlarını yazalım özellikle de ekonomide sıkça duyduğumuz gayri safi yurt içi hasıla teriminin nereden geldiğini ve nasıl hesaplandığını öğrenirken bu ayrım çok işimize yarayacak. Bu iki kısım tamamen birbirinden farklı olmak zorunda değil ama birçok önemli açıdan farklılık gösteriyorlar. Yatırımı ele alalım. İki kısımda da yatırımı gelecekte bize kazanç sağlayacak bir şey olarak tanımlayabiliriz. Diyelim ki bugün bir ev inşa ettim. Bu bugün inşa ettiğim ev ve bu da bizim zaman tünelimiz. Zaman ilerlese de bu ev burada durmaya devam edecek. Yani başına bir şey gelmezse. Bunu bir yatırım olarak görebiliriz. Çünkü ileride bana kazanç sağlayacak. Bir yıl sonra ben hala bu evde yaşıyor olabilirim ya da evi kiralamışsam biriktirdiğim bir kira geliri olur. Bu da benim gelecekteki kazancım olur. 2 yıl sonra da bu ev bana aynı şekilde kazanç sağlamaya devam eder. Bu bağlamda yatırım amaçlı finansal araçlardan da bahsedebiliriz. Bu bir tür borç senedi olabilir. Başka birine ödünç para vermek gibi düşünebiliriz. Örneğin bir tahvil satın aldığınızda özünde bu durum paranızı başka birine ödünç vermektir. Gündelik anlamda değerlendirdiğimizde bu bir yatırımdır. Böyle bir aktif varlığa sahip olduğunuz zaman, yani böyle bir yatırım aracı satın aldığınızda gelecekte size faiz ya da kar gibi bir getirisi olur. Gündelik anlamda düşündüğünüzde üniversiteye gitmek de bir yatırım sayılabilir. Neden mi? Çünkü paranı ve zamanını eğitime yatırırsan bunun sana bir getirisi olur. Bu sayede daha iyi iş imkanlarına ve maaşa sahip olursun. Hayatın boyunca bu eğitimin karşılığını almaya devam edersin. Bu bahsettiğimiz gündelik bağlamda ele aldığımız yatırım kavramı. Gündelik anlamda tüketim kavramına gelirsek onu da şöyle düşünebiliriz. Kısa vadede tüketeceğin bir ürün ya da hizmet satın alıyorsun, bahsi geçen ürün ya da hizmet her neyse kullanıyorsun ve bu sana bir fayda sağlıyor. Ama önemli olan şu, bu fayda kısa vadeli bir durum. Bir restoranda yemek yemek, içmek için bir şişe su almak ya da sinemaya gitmek örnek olabilir. Tüm bunları gündelik anlamda tüketim olarak düşünebiliriz. Eğer bir şekeri alır ve onu yersen şekeri tüketmiş olursun. Bir yatırım yapmış olmazsın. Tiyatroya gidersen bu da bir tüketimdir. Tabii burada hangisinin daha değerli ya da önemli olduğunu yargılamıyorum yatırımın eninde sonunda sana gelecekte bir getirisi olur ve bu sayede tüketim yapabilirsin. Tüketim de hayat kaliteni yükseltme yollarından biri olarak kabul edilebilir. Tabii burada neyi tükettiğinize bakarak biri diğerinden daha iyidir demiyorum. Film izlemek de bir tüketimdir. Değerli zamanını herhangi bir diğer iş yerine bu şekilde kullanarak tükettiğini düşünebilirsin. Kitap satın almak için harcadığın vakti düşünelim. Gerçi bu biraz tartışmalı olabilir. Çünkü bu eğitim olarak da görülebilir ve eğitim yatırım demektir. O yüzden eğitimle alakası olmayan bir kitap almak için harcadığın vakit diyelim. Hikaye kitabı, roman filan olsun. Bu da bir tüketimdir. Ama bu kitabı okumak seni mutlu ediyor ve bir şekilde hayatını daha iyi bir hale getiriyor. Şimdi gelelim ekonomik tanımlara. Bu tanımlar tabii ki gündelik tanımlarla ilişkili ama onlara kıyasla çok daha net ve geniş kapsamlılar. Bir ülke genelinde düşünebileceğimiz kapsamdaki makro tanımlardan bahsediyorum. Aslında bu şekilde daha kolay da olabilir. Bir ekonomist yatırımı sermaye teçhizatına yapılan harcama olarak tanımlayabilir. Sermaye teçhizatı derken kastettiğimiz şey şu. Diyelim ki bir fabrikanız var ve bu fabrikada üretim yapmak için almanız gereken bir takım araç ve gereçler var. Makineler, montaj hattı, el arabası, yük arabası vesaire. Artık aklınıza ne gelirse. Genel olarak envanterde diyebiliriz. Bunu da ekleyelim liste. Üst taraftakilerle aralarında ne fark var diyor olabilirsiniz. Sonuçta ikisinin de gelecekte bir getirisi olacak. Örnek vermek gerekirse ham madde satın alıyorsun, depoluyorsun ve bu envanterine üretim esnasında değer kazandırıyorsun. Bunları gelecekte de bir şey üretmek için kullanacaksın. Yani gelecekte kazanç sağlamak için yatırım yapmış oluyoruz. Bu kısma üretim yapılacak yapıları, binaları hatta tesisleri de ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada konuştuklarımızın çoğu şahıs değil kurumlar tarafından yapılıyor. Bu yüzden daha görünürler ve takip etmesi de daha kolay. Şahısların yaptığı faaliyetlere gelince belki yeni ev inşa etmeyi ya da ev inşa ettirmeyi de ekleyebiliriz. İnsanlar tarafından inşa ettirilen yeni evler. Evet, bunu da yazalım. Aslında mevcut bir evi satın almak ekonomik açıdan yatırım veya tüketim olarak değerlendirilmiyor. Çünkü yeni üretilen hiçbir şey yok. Ortaya ekonomik bir değer çıkmıyor. Sadece ev el değiştiriyor. Bunlar hakkında konuşurken özellikle de ekonomik bağlamda her zaman yeni bir şeyin üretimini kastederiz. Yeni bir sermaye teçhizatı, yeni envanter, yeni yapılar, yeni evler. Eğer yeni ise ekonomiye değer yaratır. Örneğin bir fabrika satın alındığında bu gayri safi yurt içi hasılaya eklenmez yatırım veya tüketim olarak değerlendirilmez. Çünkü burada olan şey sadece mal varlığının el değiştirmesidir. Konuyu ülke genelinde değerlendirdiğimizde fabrikanın ekonomiye dahil olması önemlidir. Sahibinin kim olduğunsa bir önemi yoktur. Fabrika sadece ilk çalışmaya başladığında gayri safi yurt içi hasılaya eklenir. Yani fabrikanın ürettiği ürünleri kastediyorum. Gelelim tüketim kısmına. Şuraya ufak bir çizgi çekelim. Ekonomik bağlamda tüketim hanelerin nihai ürünler için yaptığı herhangi bir harcama olarak tanımlanabilir. Bunun bir istisnası var. O da yeni ev almak. Bu harcama olarak değerlendirilmez. Bir kez daha tekrar etmem gerekirse, bir ürünün el değiştirmesini yatırım veya tüketim olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden buraya yeni üretilmiş diye ekleyelim. Burada kafa karıştıran kısım Gayri safi yurt içi hasılayı hesaplarken üniversiteye ödenecek olan para tüketim kategorisine girer. Yani eğitim bu kez yatırım değil, tüketim olarak değerlendirilir. Çünkü bu nihai bir ürün ve hizmet için yapılan yeni bir harcama olarak görülür. Şuraya hizmeti de ekleyelim. Sonuçta üniversiteye giden insan eğitim hizmeti alıyor yani eğitim ekonomik bağlamda tüketim sayılırken gündelik anlamda yatırım olarak değerlendirilir. Şöyle düşünebilirsiniz. Eğitime harcanan para kişinin kendisi için yatırımdır. Ekonominin geneli içinse en azından gayri safi yurt içi hasılayı hesaplarken o an için bir hizmete harcanan para yani tüketim olarak değerlendirilir. Başka bir örnek düşünelim. Diyelim ki bir araba satın aldınız ve bu arabayı keyif için değil de işe gitmek için kullanıyorsunuz. Bu arabayla her gün işe gidiyorsan, işteki performansını ve sürekliliğini arttırıyorsa bu gelecek için bir kazanç oluşturur. Ve kişi için gündelik anlamda yatırım olarak değerlendirilebilir. Ama ekonomik anlamda araba kesinlikle bu kısma dahil olacaktır. Bir araba satın aldığınızda bu tüketim olarak sayılır. Evet. Sonuç olarak bu şekilde bir sistem var. Bazı örnekler biraz kafa karıştırabilir ama genel olarak açıklaması oldukça kolay. Firmaların harcamalarına baktığınız zaman gayet anlaşılır bir tablo çıkıyor karşımıza. Nihayetinde firmalar ya da şirketler belli bir mal veya hizmet üretmek için bu harcamaları yapıyor. O yüzden bunlara yatırım deniyor firmaların bu harcamalarını gelecekte daha büyük bir ekonomik kazanç ortaya çıkartacakları için yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında şahıslar ya da hane halkı diyelim yeni bir ev satın aldıklarında ya da yaptırdıklarında bunu yatırım olarak değerlendiriyoruz. Ekonominin genelini ele aldığımızda yeni yapılan evleri takip etmesi oldukça kolay hanelerin yaptığı diğer bütün harcamaları da tüketim olarak değerlendiriyoruz. Şirketler ve şahıslarla ilgili durumu değerlendirdiğimize göre ilerleyen bölümlerde de devletin uygulamalarından ve bu bağlamda yaratılan başka kategorilerden bahsedeceğiz. Daha sonra da ithalat ve ihracat açısından bir değerlendirme yapacağız.